Evet, soru 61. DE BC'ye paralel demiş. Şimdi arkadaşlar bakın, Y'yi bulurken parça bölü bütün şeklinde bakacağız. Yani M bölü 3M eşittir 3 bölü Y şeklinde. Buradan içler dışlardan Y 9 gelecek arkadaşlar. Şimdi yanlardan bakarken arkadaşlar parça parça ya da karşılıklı bakmanız yeterli. Yani M'in X'e oranıyla 2M'in 8'e oranı da birbirine eşit olur. Bakın buradan M'ler gider. İçler dışlardan 2X 8, X de buradan 4 gelir. Yani X'e ikilimiz ne olur? 4,9 gelir. Evet, soru 62. Paralel demiş. Şimdi burada parça bölü bütün alıyoruz. 9'un 9 artı x oranı, 6'nın ne oranı arkadaşlar? 8 oranı. Sadeleştirdik. 36 eşittir 27 artı 3x'den, 3x 9'dan x eşittir 3 gelir arkadaşlar. Evet, soru 63. Bir katlama sorusu arkadaşlar. ABC üçgeni DE boyunca CAD doğrusal olacak biçimde katlanıyormuş arkadaşlar. EF ile BE birbirine eşit verilmiş. Bakın bura alfa ise bura alfa olacak arkadaşlar. İkizkenar üçgen. Şimdi bakın, katladığınız zaman aslında simetrisini elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden katlama çizgisi şu katladığınız yerde diklik oluşturacak arkadaşlar. Yani bakın burası dik olacak. Ve arkadaşlar katlanan yerde açıortay olacak. Yani bakın bunu böyle uzattığınızda, bunlar tabi burada kesişecek arkadaşlar. ED şuraya K dersek CEK açısının açıortay olması gerekecek arkadaşlar. Yani bunlar birbirine eşit olacak. Şimdi FBE üçgenine baktığınız zaman iki iç açının toplamı buradan 2 alfa. Bu 2 alfa yapacağına göre bura alfa, bu da alfa olacak. Ve alfa alfadan arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Bu buraya paralel gelecek arkadaşlar. Şimdi ikizkenar üçgende tabana dik indirdiğimizde tabanı ne yapıyordu? 2'ye bölüyordu. Yani burası 2 2. Ve bakın burası paralel olduğu için şurada bir dikdörtgen oluşacak. Burası 3 ise 3 olması için buraya 1 kalacak. Ve şimdi CED üçgeninden oran yaparsak arkadaşlar 3 bölü 3 artı x eşittir 1 bölü 3'ten. Buradan içler dışlar yaptığımız zaman x'in 6 olduğunu göreceğiz. Evet, soru 64. DE bölü BC 3 bölü 5 demiş arkadaşlar. Bakın şimdi DE'nin BC oranı 3 bölü 5 ise o zaman AE'nin AC oranında 3 bölü 5 olur. Yani buraya 3K dersek burası 5K. Buraya da 2K kalır arkadaşlar. Şimdi AFC'den bakarsak sonuçta KE de FC'ye paralel oluyor arkadaşlar. Ve bakın burada parça parça bakabiliriz. 3K'ya 2K şeklinde. O zaman buradaki oran da arkadaşlar 3'e 2 olacak. Yani buraya 3M dersek burası 2M olacak. Toplam AFM cinsinden 5M oldu. 5M eşittir 15'ten M 3 gelecek. AK'da 3M olduğu için arkadaşlar 3 çarpı 3'ten cevap 9 gelecek. Evet, soru 65 arkadaşlar. DE BC'ye paralel verilmiş arkadaşlar. Bir de şimdi dikkat ederseniz soruda DF de BE'ye paralel. Çünkü bakın bura 90, bura 90 yöndeş açıdan. Şimdi ABE üçgeninden bakalım arkadaşlar. Şöyle kolaylık olsun diye bakın elimi koyuyorum. Bakın DF AE'ye paraleldi. O zaman karşılıklı oranlar ya da parça parça oranlar diğer tarafta da eşit olacak. Şimdi karşılıklı bakalım. Burada bakın 2M'in karşısı 4. O zaman M'in karşısı ne olacak arkadaşlar? Yarısı için
Burası 2 gelecek. Şimdi DE'den bakıyorum bu sefer arkadaşlar. Bakın ME yine 2. Bu sefer burası ne oldu? 6 oldu. Yani ME 6 düşmüşse 2ME ne olacak arkadaşlar? 2 katından 6 çarpı 2 12 gelir. Evet, soru 66. Yine bakın burada parça parça bakacağız arkadaşlar. Sonuçta DE, FP ve BC birbirine paralel. Bakın 4'e 8 düşmüş. Yani 2 katı. O zaman 6'ya 2 katından 12 gelecek. 3'e de arkadaşlar yine 2 katından ne gelecek? 6 gelecek. Yani XY ikilisi buradan 12,6 gelecek. Evet, soru 67. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce x'i bulmak için AFP üçgeninden bakacağız. Sonuçta DEFP'ye paralel. Burada parça bölü bütün oranı alacağız. Yani x'in x artı 4'e oranı 5'in 10'a oranı olacak. Buradan sadeleştirip içler dışlar yaparsak arkadaşlar x buradan 4 gelecek. Sonra bakın x'i 4 bulduk. Bu sefer de şöyle bakalım. AE'nin yani 4'ün AC'ye oranı 4. 4Y yani 8 artı Y'ye oranı 5'in BC yani 15'e oranı olacak arkadaşlar. Buradan da sadeleştirip içler dışlar yaparsak Y'de 4 gelecek. O zaman x virgül Y 4'e 4 gelecek. Evet. Soru 68. AE'ye 4K, EC'ye de bakın arkadaşlar 3K diyorum. Benzerlik oranımızı parça bölü bütün şeklinde alıyorduk. Yani 4K bölü 7K'dan bu 4 bölü 7 benzerlik oranı arkadaşlar. Bakın bunun karesini aldığımız zaman neyi buluyoruz? Alanlar oranını buluyoruz. Bu da bakın ADE'nin alanı 16. Bütün alana bakıyoruz tabi. O da 16 artı S oluyor. Buradan 16 bölü 49 eşittir 16 bölü 16 artı S'ten. Bakın 16'lar sadeleşir. Paydalar da birbirine eşit olacağı için 49 eksi 16'dan S 33 gelir. Evet, soru 69. Bu sefer tersten arkadaşlar. Bakın ADE'nin alanı 16. Bütün alan 16 artı 33'ten 49. Bu alanlar oranı arkadaşlar. Benzerlik oranımızda bakın paralellerin oranı da bir benzerlik oranıydı. 12 bölü x. Bunun nesi olacak arkadaşlar? Karesi olacak. Şimdi karekök alalım. 16'nın karekökü 4. 49'un karekökü 7. O zaman bunun da karekökünü aldığımız zaman 12 bölü x gelir. Bakın burada sadeleştirme yaptığımızda içler dışlardan x eşittir 21 gelir. Evet, soru 70. Bakın yine alanlar oranından gideceğiz. Bu sefer DE AC'ye paralel. BDE'nin alanı 9. Bütün alana bakıyoruz her zaman olduğu gibi. Yani 9 artı 16'dan 25 eşittir. Bakın benzerlik oranı bu sefer yandan yapıyoruz. Parça bölü bütün yani x bölü x artı 6'nın da bunun karesine eşit olacak. Yine karekök alalım. 9'un karekökü 3, 25'in karekökü 5. Bunun da karekökünü alırsak x bölü x artı 6 oluyor. Ve bakın buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar 5x eşittir 3x artı 18'den 2x 18, x de buradan 9 gelir.